Narın faydalarından bahsedebilir misiniz? Evet. Narın faydaları saymakla bitmez. Kalp damar rahatsızlarına karşı etkisi klinik araştırmalarla ispat edilmiş. Bu damar tıkanıklarını önleyen, damar tıkanıklarına sebep olan bir enzim var. ACE isimli. Bu enzimin frenlediği ve damar tıkanıklarını önlediği, damar tıkanıklarına sebep olan enzimi frenlediği belgelenmiştir. Narın faydaları kalp damar için, prostat büyümesine karşı, nefes darlığı için, mide bağırsak için birçok faydası var. Ama ben bir arkadaşım, dostum için nar bahçesi bakıyoruz. İşte Adana, Hatay, Adana, Antalya, Muğla. Nereler? Birkaç yere gittik, gezdik, nar bahçesi arıyoruz. Ne gördük? Vatandaş narı toplamış kasalarla, bahçesinin yanına böyle dizmiş duvar gibi. Kasası 3,5 lira. Yani kilosu 20 kuruş. İstanbul'da kilosu 4 lira. Antalya'da, Adana'da, Muğla'da 20 kuruş. Ve vatandaşın bazıları da narını toplatmamış. Niye? Çünkü onları toplamak için vereceği para maliyeti kurtarmıyor. İşçiye vereceği para cebinden çıkacak. 30 bin lira, 40 bin lira masraf yapmış. Sattığında 10 bin lira, 20 bin lira para geliyor. 30 bin lira, 40 bin lira zarar ediyor. Çoğu bütün bahçelerini, nar ağaçlarını söküyor. Oduncuya veriyor. Kereste olarak veya şey olarak, kereste diyorum ya, yakılmak için. Bunun değerini biz neden bilmiyoruz anlamadım. Yani maliyet olur da şurada mesela 30 liraya üretirsiniz, 50 liraya satarsınız. Ama burada 20 kuruşa satılıyor, İstanbul'a geliyor 4 lira. Tam 20 kat pahalanıyor. Bu kadar pahalı. Türk çiftçisi sadece narda değil. Fındıkçı, fındık üreten bir vatandaşımız var orada da. O da geçenlerde ağlıyordu. 50 bin lira zarar etmiş. Sökecek fındık bahçesini ama gözü gibi bakmış. Yıllarca uğraşmış, emek vermiş. Sökemiyor da. Ağlayacaktı anlatırken. İnsan duygulanıyor. Böyle çiftçinin durumu çok kötü, perişan. Allah yardım etsin. Nereye kadar bu gidecek bilmiyorum. Narın kabuğunda çok özel bir madde var. Buna punikik asit denir. Veya diğer adıyla omega 5. Omega 5 hemen hemen hiçbir bitkide bulunmaz. Yoğun olarak narın kabuğunda bulunan punikik asit veya diğer adıyla omega 5 P53 isimli protein veya protein de diyebiliriz. Bunu güçlendirir, canlandırır. Her hücrenin 17. kromozomda, insan hücresinin 17. kromozomunda P53 isimli bir gen var. Yani protein var. Bu protein serbest radikaller tarafından, bakteri, virüs ve mantarlar vesaire nedeniyle çeşitli kimyasallar tarafından tahrip olan, tahriş edilen, yapısı, dokusu, DNA'sı bozulan hücreleri P53 saniyenin onda biri kadar bir sürede ne yapar? Tamir eder. Orijinal haline getirir. Bir kişide, vücudunda P53 oranı ne kadar yüksekse, ne kadar güçlüyse o kişi hastalıklara o kadar dirençli olur. Kolay kolay hastalanmaz. Kansere karşı en etkili bitkilerden biridir nar. Ama biz bunu bilmiyoruz. İnşallah öğreniriz.